Merhaba, Dream Art'a devam etmekte olan Fahra Nisa Zeyd'in 3 kişilik oyun kişisel sergisi kapsamında yaptığımız söyleşilerde bugünkü konuğumuz Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı Başkanı Burcu Pelvanoğlu. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor korona günleri, karantina? Çok şikayetçi değilim. Güzel. Dersler Derslere devam devam ediyor. ediyorsunuz zaten üniversitede. Evet, onun için hani sadece bir şey, mekan farklı, okulda değiliz, o kadar Çok güzel. Biz de galeriye geçeceğiz yavaş yavaş. Evet, yarın değil mi? Evet. Şimdi Burcu, seninle Farhan Nisa Zeyd'in sanat pratiğine aslında eğitiminden sonra profesyonel olarak geçmeye başladığı ilk dönem üstüne konuşacağız. Müstakiller diye kısaca bahsedebileceğimiz Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ile olan ilişkisinden söz ederek açacağız konuyu. Ben sözü sana devrediyorum. Teşekkürler. Ha, ben teşekkür ederim. Şimdi Fahri Nisa Zeyd aslında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde eğitime başlıyor. Yani kendi abisiyle resim yaparken falan. Daha sonraki döneminde 1920'de İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne yazıldığını biliyoruz ama ne kadar süre devam ettiğine dair falan bir bilgimiz yok. Ve onun devam ettiği dönemde Mihri Hanım dönmüş oluyor şeyden, Roma'dan yeniden okula. Ve ilk resimlerine baktığımızda da Mihri Hanım'ın etkileri falan da yok. Hepsini etkilemiş bir kadın o çünkü. Demek ki çok uzun bir süre olmasa gerek diye düşünüyorum. Aynı yıl İzzet Melih ile evlenmesi aslında onu sanat ortamının içine birdenbire sıçratıveriyor. İzzet Melih'in ilk evliliğinden olan kızı Remi de Fikret Adil ile evli. Ve Fikret Adil'in bu tavan arası atölyesinin konukları arasında oluyorlar İzzet Melih ve Fahri Nisa Zeyd. Orada zaten sanat ortamının bir anda göbeğinde oluyor. Bir Avrupa seyahatine çıkıyorlar 1928-29'da bir yıl kadar. Paris'te Akademi Ransım'da çalışıyor. Döndüğü zaman İstanbul'a 1930'da Namık İsmail'in yanında onunla özel atölyesinde dersler alıyor. O arada zaten bu işte Fikret Adil'in atölyesine gide gele müstakillerin bir efsane sergisi vardır. Dördüncü sergileri. 16 Şubat'ta açıldı. İşte Moskovit Salonu'nda Turkuaz Bar'da düzenledikleri bir sergi. O sergide görüyoruz Fahri Nisa Zeyd'i. Portre ve manzara sergilediğini biliyoruz. Ama şeyler, görseller elimizde yok. Bir tane portresi dışında. Hani çok neye benzediklerini bilemiyoruz. O zamanlar kataloglar falan da basılmadığı için. Ama gazete yazılarında dikkat çektiğini görüyoruz. Evet, o belki onu biraz açarsan seviniriz. Bu arada portre göstermiş olması da güzel bir tesadüf bir yandan. Hem biz şu andaki sergide de erişilebilen en erken bir iki portre çalışmasından bir tanesi yer alıyor. Süreyya'nın küçük bir böyle 11 santimetre çapında yaptığı böyle bir yuvarlak bir desen var. Tam profilden yaptığı bir çalışma. Onu sergiliyoruz. Ve o Farhan Nisa Zeyd'in aslında sanırım bugün elde olan en eski bir iki deseninden ya da çalışmasından bir tanesi. Ve şu anki sergide de, Dilmart'taki sergide de Farhan Nisa Zeyd'in sadece portreleri sergileniyor. Ve eğer yanlış bilmiyorsak sadece portrelerinden oluşan ikinci sergi bu. Daha önce bir galerisinde yapmış kendisi de esasen. Tabii portrelerin ağırlıklı olduğu ya da karışık sergileri olmuş ama bu sadece portrelerden oluşan pek bir sergi yok. Ve biz de bu bahsettiğin aslında bu sergide de portre gösterdiğini de bildiğimiz için o da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Çünkü öğrenciliğinden aslında hayatın son dönemine kadar her ne kadar o devasa soyut eserleriyle dünyada artık hani bugün çok bilinir de portre yapmak hep hayatının içinde olmuş ve çok farklı bir bağı var portre yapmakla. Evet. Yani bir de
İlk onun resme başladığı dönemde en güncel olan konu portre aslında. Hep yakın çevreyi işte bir modern kadın imgesiyle göstermek, bir modern erkek imgesiyle göstermek. Onun için yani hem dönemi için önemli hem de Fahri Nisa Zeyd için de önemli. Mesela kocası öldükten sonra, ikinci eşi öldükten sonra da kendini yeniden resme döndürmesi portre yoluyla oluyor genelde. Evet. Ve yakın çevresini resmederek başlıyor. Ayrı bir Evet. yapım kurarak. Peki bu gazetelerden ilgi gördüğünü biliyoruz demiştin. Elinde dokümantasyonlar vardır herhalde bazı arşiv bilgileri. Nelere ulaştın? Maalesef yani aklımda kalanları söyleyebileceğim. Çünkü arşiv okulda, onun için oraya ulaşamadım ama yanılmıyorsam Mustafa Şekip Tunç bahsediyor yazısında, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki müstakillerle ilgili yazısında ve Fikret Adil bahsediyor Vakit Gazetesi'nde ve Artist dergisindeki yazılarında. Kocaman gözlü portreleri diyor Fikret Adil mesela. O göz belirginliği, o zaman gözlere yaptığı vurgu o zamandan başlamış mesela. Bu sanat hayatındaki sürekliliği göstermesi açısından da, çünkü daha yolun çok başında o sıralarda, o sürekliliği göstermesi açısından oldukça değerli. Karmaşık üslup diyorlar. O karmaşık üslup dediği şeyi anlamaya çalışıyorum mesela, nedir? Çok tarama yapıyor Fahri Nisa Zeyd. Sonraki hayatında da baktığımızda, yani soyutlarına geçmeden önce desenlerinde bol tarama var. O da onun aslında daha çok İslam sanatında olan horror vakui dediğimiz boşluk korkusu. Yani o espası vermek yerine espası doldurarak kullanma tutkusundan kaynaklanıyor aslında. Onun da orada başladığını görüyoruz. O taramadan çok dolu resimleri demelerinden kasıt. Çünkü o zaman çok çok naif bir dille yazılıyor sanat eleştirisi de. Pek Mustafa Şekip dışında estetik kavramlarını kullanan yok. Gördüğü gibi, hissettiği gibi yazıyor. Ama o dolu dolu resimleri demeleri, biraz balık istifi demeleri aslında onun mekan, resimsel mekanı kullanma güdüsünün de o zaman başladığını bize gösteriyor. O da gene değerli bir veri. Evet, zaten ilk özellikle Amman öncesi portrelerinde de şeyleri görüyoruz tabii. Dediğin gibi yüzeylerde dokular onun için çok önemli. Eğer onu renkle ya da siyah boyayla yapmıyorsa yüzeyin kendisinde çok ciddi dokular söz konusu. Evet. Ki daha sonra yaptığı bir dönem yaptığı soyut resimler var. Onlar da neredeyse o portrelerin alanlarındaki taramaların neredeyse büyütülmüş ve resme yayılmış halleri gibi. Tekrar yayılmış hali. Evet. Peki Fahri Nisa yani ya da o ilk dönemde aslında sergideki adında Fahri Nisa Devrim olarak geçiyor değil mi? Fahri Nisa İyi Melih olarak geçiyor. Pardon, Fahri Nisa İyi Melih olarak geçiyor. Çok özür dilerim. Evet. Bunu da şunun için söylemek istiyorum. Bu dördüncü serginin aslında görseli, sanatçı listesi ve serginin eserler internette mevcut. Bu konuşmadan sonra merak edip bakanlar için ismin kolay bulunması açısından söyledim. Çünkü hep Fahri Nisa'nın daha sonra dönüştürdüğü adı Fahri Nisa'yla ve ikinci eşinin soyadıyla kariyerinde artık adı oturmuş bir şekilde. O yüzden özellikle arşivlerde bakarken meraklılar için de ufak hatırlatmalar yapalım. Daha iyi melih olarak bakacağız. Peki bu müstakillerin aslında oluşma biçimleri stilden bağımsız olarak ressamların ya da işte heykeltıraşların sanatı bir profesyonel meslek olarak addetmeleri ve bunun böyle kabul edilmelerinden kaynaklanıyor, değil mi? Aslında şöyle, o biraz tartışmalı da bir durum. İki klik var müstakillerin içerisinde. Şimdi ilk kurulma, ortaya çıkma güdüleri
Paris'te zaten kuruluyorlar ve Paris'te oranın bağımsızlarını kendilerine örnek alıyorlar. Yani fikir orada doğuyor, kupolde otururken işte biraz özeniyorlar oradaki bağımsızlara, işte onların tüyleri sergilerine vesaire. Buraya döndükleri zaman da şeyi biliyorlar, Cumhuriyet'in ilk kuşağı bunlar ve Cumhuriyet'in genç kuşağı. Dolayısıyla bir oluşumla, yeni bir şeyle gelmeleri gerekiyor. Onun için kendilerine işte bağımsızların o dönemki Türkçedeki karşılığı müstakiller olduğu için müstakiller adını veriyorlar. Ve diyorlar ki yeni resim, resim bizle başlıyor burada ve bu resim işte tam bir tekniğe sağlam bir tekniğe dayanacak. Ve işte plastik sanatların Türkiye'de de oluşumunu sağlayacak. Baktığımızda resimlerine... Hakikaten geç kübist biçimde, yani bir Art Deco resminin doğduğunu aslında görüyoruz onlarla birlikte. Fakat ilerleyen yıllarda grup içerisinde klikler oluşuyor. Mahmut Cuda ile Nurullah Berk arasındaki çekişme söz konusu. Şimdi Nurullah Berk diyor ki biz bir akım gibi görüyor müstekilleri Nurullah Berk. Halbuki hepsinin bir bireysel üslupları var ve onları birleştiren şey Cumhuriyet'in genç kuşağı olmaları. Onun dışında bir üslup birliği yok aralarında. Ama Nurullah Berk öyle görmüyor. Akım gibi görüyor kendi grubu. Mahmut Cuda ise tam senin söylediğin gibi bir meslek grubuyuz biz. İşte bir galerinin kurulması için, bir müzenin kurulması için, sanatçıların eserlerini sergileyebilmesi için, istihdam edilebilmeleri için vesaire çalışmalıyız diyor. Bu arada tabii hala Saf'ın işte Paris'e yerleşmesi, Muhittin Sebahattin'in erken ölümü falan gibi çatlaklar oluyor yani grubun içinde. İkisi de güçlü karakterler çünkü. Ve 1932'de halk evlerinin de kurulmasıyla birlikte müstakiller ara veriyor faaliyetlerini ve 36'ya kadar hiç devam etmeyecekler. Sonrasında bir dernek statüsüne ulaşacaklar. Biraz yazık oluyor aslında. Çünkü yaptıkları resim yadırganıyor. Çok alışmış mesela sanat izleyicisi 1914 kuşağının manzaralarına, işte böyle yumuşak resimlerine. O geç kübist ya da Art Deco resmi sert geliyor onlara. Ve özellikle de sanat yazarları, daha çok edebiyatçılar bir yeni resim ve yeni resmin milli resim olması derdi içindeler. Onun için bu şeyi, onların daha zihinsel tavrını anlamıyorlar ve bir tür der yani mesela hemen arkasından gene Nurullah Berk tarafından ve işte arkadaşları tarafından kurulan D grubu bu sanat eleştirmenleriyle daha uzlaşmacı bir tavrın içine geliyor. Çünkü müstakiller kayboluyor gidiyor. Evet, bazen evet. İsa'ya da o anlamda yazık oluyor aslında. Evet, ben de aslında onu söyleyecektim. Yani bunun müstakillerin içinden D grubu çıkıyor. Onlar aslında resim pratiği açısından ya da resime bakışları açısından daha çok o açıdan daha çok bir yerde duran bir grup. Yani söz evet. Daha sonra da yıllar sonra tekrar Nisan'ın yolu bu sefer D grubuyla kesişiyor. Evet, 42'de. Evet, yani o hayatındaki değişikliklerden sonra İstanbul'la tekrar bağlantı kurmaya başladığında tekrar onlarla yolu kesişiyor. Peki bu D grubu sergileri için neler söyleyebiliriz? D grubu aslında çok komplike. Yani D grubunu nasıl düşün? Yani D grubunu aslında tamamen bir ideolojinin yansıması olarak okumak mümkün bence şu anlamda. Çünkü hep Türkiye'de bir düstur var. Müstakilleri de onun için dövüyorlar zaten çoğunlukla. İşte bizim Rönesans'ımız olmadı. Onun için klasik resmi anlamadan modern resme geçmemeliyiz gibi böyle çok mutasip bir tutum var. Ve D grubu da kurulurken ilk sergisini işte Narmanlı'nda açtığında Mimoza Şapka dükkanında klasik bir desen sergisiyle açıyor. Yani baştan peki diyerek gidiyor. Çünkü çok cesur çıkışlar görmüyoruz D grubunun içinde. Hatta böyle giderek
Genç kübizm biçim dilini kullanıyor ama hep o yerel tadı hissettiriyor. Neredeyse Anadolu kübizmi diyebileceğimiz bir tavır çıkarıyor ortaya. Yatay tuvaller, pamuk toplayanlar, elma toplayanlar, hep temcik pilavı gibi aynı konular. Evet, Daha tek düze geliyor yani. aslında bir yandan Farhan Nisa'nın işlerinin de D grubuyla her ne kadar birlikte sergi yapsa da işlerinin ya da konuları ele alışının çok kesişmediğinden söz ediliyor. Hiç ya yani hiç yan yana bile gelmiyor. Gelmiyor Onun ama başka bir şey var. o dönemin ruhuyla aslında bir araya geldiklerinden söz edebiliriz herhalde. Çünkü hani Tabii İstanbul'da bir ki. konuşum var, bir canlılık var. Tabii ki üreten sanatçılar da bir şekilde ister istemez bir araya gelmişler herhalde. Öyle okuyabiliriz diye düşünüyorum. Yani ben ne müstakilleri ne de grubunu bir sanat grubu gibi görmüyorum aslında. Bir dönem resmi var ve o dönem resmini temsil eden bir kurum var. Müstakiller o kurumun dışında kaldılar. Hiçbir atanmadı. Akademiye biraz da sivrilerdi. D grubu akademiyi temsil ediyordu zaten. Dolayısıyla Faruk Nisa da bir otoritenin yanında demeyeyim ama için başka mecra da yok. Orada sergiye katıldığı zaman kendini gösterebilir. Yani göstermek de değil, kendini kuvvetli hissediyor, onların içinde hissediyor olacak. Evet, tabii onun bir avantajı şuradan gelebilir. Bahsettiğin gibi hem İzzet Veli'yle evliyken uzun Avrupa seyahatleri yapıyor. Hem de daha sonra Prens Seyit'le evlenince Avrupa'da çok daha fazla vakit geçiriyor. Dolayısıyla sadece eğitim için giden ve sonra Türkiye'ye dönen diğer sanatçılardan çok daha fazla resme, sanata, Avrupa sanatına ekspoze olmuş olması bir avantaj diye düşünüyorum. Belki de onların hepsi zaten onun resminin bir araya gelişinde, farklı elementleri bir araya gelişinde onun gördüklerinin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, şeyden çok etkilenmiş, Frangelico'dan çok etkilendiğini biliyoruz mesela. Ama Frangelico'yu resmine yansıtma biçimi çok gizli. Mesela o etkiyi cımbızla çekerek ancak çıkarabiliriz. Yüzeyi renklendirmesinde belki bir tek. Brügel'den çok Tabii. etkileniyor. Brügel etkilerini çok kolay okuyabiliyoruz. Evet. Aslında şeyden İspanya'da Elhamra Sarayı'ndan çok etkileniyor. Yani bir İslam sanatından o arabesk oradan geliyor zaten aslında o boşluk korkusu dediğimiz şey. Bunların hepsi ama bir potada özümseniyor. Yani biraz oradan var, biraz oradan var ama onlar direkt alınmış şeyler değil. Harun Nisa'nın sanatını oluşturan şeyler. Bahsettiğimiz aslında D grubu sergilerinden sonra da grup sergilerinden sonra da büyük bir cesaretle zaten Rally Apartmanı'nda kişisel sergisini açıyor. O da herhalde artık o beraber duruştan bir sıyrılma çabası, öyle bir gayret olarak görebiliriz. Değil mi? Hem öyle hem de biraz böyle bozulan ana-oğul ilişkisinin şeyleri de var, izleri de var orada. Çünkü Nejat da Taksim Bahçesi'nde bir kişisel sergi açıyor aynı yıl. Evet. Zaten ikisinin kariyerinde o zamandan Fransa zamanında yani Paris'e geçirilen zamanda o zamanlardan başlayan böyle ciddi bir Sürtük şey var, evet. sürtüşme var. Evet. Sürtüşme diyerek herhalde en iyi şekilde öyle adını geçirelim. Hangi kelimeyi kullanacağımı bilemedim ama yani evet bir Karşılıklı bir besleme de olmuş olabilir. mutlaka. İkisinin de çünkü işlerinde en azından yaptıkları şeylerde bir hırs olduğunu görüyoruz. Muhtemelen Mutlaka. bundan bir süre beslendiler. Ve tam tersi mesela sanata bakış biçimleri. Yani o onunkinden kaçmış, o onunkinden kaçmış. İkisini de kaçtıkları noktada kuvvetlendirmiş gibi görünüyor aslında. Evet, doğru. Nejat'ın büyük bir espas vardır mesela resimlerinde. Fahri Nisa'da da işte espasın üzerine gidildiğini görürüz. Doğru, evet. Peki Burcu, şunu sormak istiyorum. Şimdi Farnesa Zeyd'in son zamanlarda özellikle Şarja Bienalindeki Bienal içindeki mini solo sergisinden, gerçi işler pek mini olmasa da Bienal'le kıyaslayınca demek istiyorum. Daha sonra işte Tate'de ve oradaki sergi Almanya'ya gitti ve Lübnan'a
ertelendi maalesef. Yani iptal edilmek zorunda kaldı. O sırada Almanya'da yine Oklu Yemezor'un bir grup sergisinde ve İtalya'da Karolin Christoph Bakargöv'ün grup sergilerinde yer aldı ve bir yandan da aslında bu dünyada bir yeniden bakış, gün yüzüne çıkarma, keşif kelimesini kullanmak istemiyorum ama tabii bilmeyenler için yeni bir keşif oluyor. Ama bu kadar yıldır üreten ve üstüne yazılan bir sanatçı yeniden keşif edildi dememiz tabii ki doğru olduğunu düşünmüyorum ama bu kadar çok şey olurken aslında bütün konumlandırmayı nasıl buluyorsun? Onu merak ediyorum. Bir sanat tarihçi olarak ve bu dönemin de üstüne çalışan bir sanat tarihçi olarak. Ve aslında eğer eleştirdiğin yönler varsa nasıl bakılmalı, sence nasıl konumlandırılmalı? Onu merak ediyorum. Aslına bakarsan bu yeniden keşfin ya da işte yeniden gündeme getirmek aslında bir tür yeni bir oryantalist dilin sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu etkinliklerin büyük bir çoğunluğunda, hepsinde olmasa bile, hep bir doğuyla ilişkilendirilme hali var Bahri Nisa Zeyd'in. Onun için de yani bir tür yeni oryantalizmin sonucu olduğunu düşünüyorum ki bu biraz sakıncalı mesela. Çok böyle bir onun işte ikinci evliliğin şeyine, görkemine, mevkisine, resimlerden ziyade hayat konuşuluyor. Sanat tarihindeki yerinden ziyade işte kimle evlenmiş, ne yapmış, ne etmiş falan onların konuşulması bir tür aslında daha tüketilmeye, hızla tüketilmeye yönelik yeni bir oryantalizm gibi görünüyor bana. Evet, tabii biraz da şaşalı bir hayatı olduğu için bütün aile zaten kendisinin yanı sıra ünlü isimlerle dolu. O yüzden insanların ilgisini çekiyor elbette o kısım. Onu anlamak aslında kolay bir şey ama söylediğin gibi o kendini, daha doğrusu Fahrenheit'i Zeyd'i belli bir coğrafyaya ya da duruma sıkıştırmaktan ziyade, çünkü kendisi hiçbir zaman kendini öyle tanımlamamış. Evet. Evet, yani nereli olduğuna dair bile bir şey söylemiyor. Bir dünya vatandaşı, bugünkü hani dili kullanacak olursak, öyle gören, öyle tanımlayan bir sanatçının sözünü ettiğin gibi bir oryantalist bakış açısı sıkıştırılmasını ben de çok sakıncalı buluyorum. Kaldı ki yaşarken de başına gelmiş bir durum, biliyorsundur. Londra'da, Paris'te, New York'taki sergilerinde onu işte Bizans etkileriyle resim yapan bir Orta Doğulu prenses olarak yazdılar ve o sergileri yapma onun için çok önemli ve o dili kırmak üstüne, her ne kadar ondan hoşlanmasa da ilişkileri de bozmuyor ve öyle bir dili de aslında o günden bugüne gelmiş. Onun hakkında yazılan yazılarda da görüyoruz. Ta o zamandan gelen kaynaklar. Çok da gözümüz dediğin kaligrafi, Bizans, doğunun ışığı, bir takım standart laflar hep şeydi. Evet. O zaman size de, bize de üstüne çalışacak ve yazacak daha çok şey var gibi gözüküyor, değil mi? Çok. Evet. Peki Burcu, çok teşekkür ederim bu söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Bu arada sen adada oturuyorsun. Değil mi? Kınalıada'da oturuyorsun. Kınalıada'da oturuyorum. Her ne kadar aynı ada olmasa da Fahrenheit'da büyük adalı ve sen konuşurken evet, bir ada ruhu. Martı seslerini de bolca duyduk. O da çok güzel geldi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.